Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili KON izleyicileri yine bir rahmet iklimi programıyla sizlerle birlikteyiz. Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize ve üzerimize olsun. KON TV ekranlarında Rahmet İklimi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü konumuz çok önemli bir konu, çok değerli bir konudan bahsedeceğiz. Aslı saadette ve günümüzde düğün ve eğlenceden bahsedeceğiz. Bu konuyu bize Fahri İmam, çok değerli Seyit Ali Koçak hocamızla işleyeceğiz. Sevgili hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. iyisiniz. Elhamdülillah bizler deyiz. Allah size kadar. sıhhat, afiyet, sağlık versin hocam. Amin. Hep beraber Ümmet-i Muhammed'le inşallah. Değerli hocam hemen konumuza geçmek istiyorum. Günümüzde e, çok önemli malum yaz dönemi. E, düğün Aslı Saadet'te nasıl yapılırdı? Günümüzde neler neler yapılıyor? Nelere dikkat etmeliyiz? Eğlencenin sınırları nedir? Düğünce, düğünde eğlence var mıdır? Bunlardan bahsedeceğiz. İlk efendim. sorumuzla bahsedeyim hocam. Düğün nedir hocam? Biz düğün denince akla ne gelir? Ve ne zaman başlamıştır bu düğün geneleği? İslam'a göre özel bir merasim şekli var mı? Yani bir Müslüman düğününü nasıl yapmalı hocam? Evet. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah ve ala alihi ve ashabi. Esselamu ve rahmetullah. Değerli Kontevi dinleyicilerimiz, önce Arun Hocam'ın sorduğu soruyu cevaplandıralım. Düğünü bir tanıyalım. Ondan sonra da diğer konulara sordukça cevaplarla Tabii ki hocam. devam edeceğiz inşallah. Düğün deyince baba ocağında, ana kucağında 18, 20, 22 yaş veya daha fazla zaman bir gül gibi yetiştirilen Evlatlar. bir gül fidanının bahçeyi değiştirerek yeni gonca vermek üzere başka bir yere taşınması ve orada beraberce mutluluklarını, sevinçlerini, huzurlarını yakınlarıyla, akrabalarıyla, dostlarıyla, samimi arkadaşlarıyla paylaşmasıdır. Düğün dün tarihi cennette başlamış. İnsanlık tarihi kadar eskidir. Hatta şöyle diyebiliriz nikah cennette başladı. Dünyada devam edecek. Eşler İslami yaşantıları ve manevi dereceleri birbirlerine yakın olursa ahirette de birbirlerinin eşi olacaklar. Demek ki insanlık tarihi kadar düğünlerin tarihi değişik. insanlıkla başlamış ve dünyadan ahirette de cennette de devam edeceğini biliyoruz. Öyleyse şöyle diyebilir miyiz hocam? İlk düğün Hazreti Havva annemizle Adem babamızın düğünüdür değil mi hocam? Evet. Bazı kardeşlerimiz Umre'de ve Haç esnasında işte Arafat'ta kayılmış Hazreti Ademle ile Hazreti Havva valdemiz dünyaya indikten sonra buluşunca veya Müzdelife'de kılınmış gibi diyorlar. Hayır. Cennette kılınmıştır. Kıyılmıştır ilk nikah ve dünyada devam etmiştir. Allah razı olsun. Hocam e, ne zaman başlamıştır düğün nedir bunları öğrendik. İslam'a göre bir merasim şekli var mı düğün? Yani bir Müslüman olarak biz merasimimizi aslında nasıl yapmalıyız hocam? İslam'a göre uyulması şart özel bir şekli yok düğün. Ancak düğünler milletlere, kabilelere, yörelere göre değişik uygulamalar var. Fakat hepsinin ortak özelliği eğlencedir. Hepsinde eğlence var ama yörelere göre değişik. Fakat bir kalıba sokacak şekilde mutlaka bu şekilde yapılır tarzda özel bir şekli yok düğünlerin. Burada esas olan sünnete uygun, haramlardan kaçınarak ileride o sorular gelir herhalde. Onları işlemeden Kur'an ve sünnete uygun yapmak önemli olan. Hatta Kur'an-ı Kerim'de helallar sayılmaz, haramlar sayılır. Haramlar daha azdır. Haramlar sayılınca haramların dışında kalanlar helaldir, mübahtır. Düğünleri de nasıl yapacağız derken düğünlerdeki haram olan şeyleri anlatırsak onun dışında kalanlar bak Olduğu Anladım. açığa çıkacaktır zaten. Peki hocam nikah akdinin yapılması dışında özel bir merasim yok dediniz. Doğru mu evet, hocam? Evet doğru. Nikah akdinin dışında özel bir merasim yok. Öyleyse e, İslam'a uygun merasimler nasıl olmalı? Asıl bunu sormalıyız. Nasıl yapılmalı? Nikahlar nasıl kıyılmalı? Bunun bir özel şekli var mı hocam? Evet. Dini nikahın dine uygun olması, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine uygun olması. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nikah kıymadan önce, nikah aktini yapmadan önce hutbe okurlardı. Ve Cuma'da hutbeye başlarken nasıl hamdele salvele ile başlıyorsa, besmele ile başlıyorsa o şekilde hutbe irat ederlerdi. Maalesef bu sünnet bugün uygulanmıyor. Nikah hutbesi yapılmıyor. Belki yapanlar var ama genel olarak söylüyorum çoğunlukla uygulama olmuyor. Bunun uygulanması lazım. Hatta Efendimiz sallallahu, sallallahu, aleyhi, ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem nikah hutbesinde şu üç ayeti okurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa suresinin birinci ayeti. Ya eyühennasu teğû rabbekumullezî halakakum min nefsin <Sessizlik> vâhidetin. Ey insanlar, ey insanlık ailesi, sizi bir tek nefisten yaratan Rabbinizden korkun. Ona isyan etmekten sakının, çekinin. Ve halaga min ha ve o bir tek nefisten de eşini yaratan Rabbinizden. Yani Havva validemizi yaratan Rabbinizden sakının. Ve bette minhum aricalen kethiram ve nisa'a ve o ikisinden Adem Aleyhisselamla Havva annemizden birçok erkek ve kadınları üreten, türeten, yeryüzüne yayan Rabbinizden korkun. Ve devamında da vettakullahi lladî tesâelûne bi ve kendisi adıyla birbirinizden ricada bulunduğunuz, istekte bulunduğunuz Allahu zülcelal'dan korkun. Hani bir şeyler konuşurken bazen Allah aşkına, Allah için söyle gibi ifadelerle Allah aşkına bunu yap ver gibi birbirinizden istekte bulunduğunuz Allah'tan korkun vel erham ve de akrabalık hukukuna riayet edin. Burası da çok önemli. İlk insanın yaratılışı Havva validemiz ve onlardan birçok erkeklerin ve kadınların üremesi, türemesi, çoğalması ve de akrabalık hukukunu hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Çünkü sadece nesep itibariyle akraba olunmaz. Evlilik yoluyla da akraba oluyor. Evlenince eşler kendi anaları babaları tamam. Ama kadının erkeğe göre erkeğin kadına göre diğerler, diğerinin anne babası kayın baba ve kayın ana. Yani öz anne baba gibi midir hocam? Bu... Yani şimdi günümüzde bu çelişkili bir hale geldi bazen. Evet. Kimisi diyor öz baba anne gibidir, kimisi değildir diyor. Size sormuş olalım hocam. Şöyle bu kayın diye bizim Türkçe'ye o şekilde hafifletilmiş şekilde geçmiş ama bunun aslı... ...kaimi ana, kaimi baba. Yani ana yerine kaim, baba yerine kaim manasında. Bu şekilde de ne oluyor? Akrabalar çok oluyor. Yani iki aile akraba oluyor. Sadece iki kişi değil, bir erkekle bir kadın. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz, Peygamber Efendimiz'e akraba olmayı çok istemişti evet, değil mi? Evet, çok arzu yani, ediyordu. Evet. Ve kayınpederi oldu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Daha sonra da Hazreti Ali'den akraba oldu. Ve bu şekilde kaimi ana ve kaimi baba manasında akrabalar çoğalıyor. O akrabalara da riayet edin, akrabalıklara da. Ama maalesef bazen evlendikten sonra karşı yani eşin anne babası karşılıklı olarak neredeyse düşman gibi oluyor. Bilhassa kız çocuklarımızı yetiştirirken bunu iyi öğretmek lazım. Bunu iyi vermek lazım. Yani kayınana, kayınbaba düşmanı gibi değil. Ben onlarla bulunamam, ben onlara hizmet edemem gibi Değil. Sadece bu bayan için değil, erkek için de böyle Erkek olur. için de aynı şekilde, eşler e, karşılıklı olarak. tabi tek taraflı olmaz. olmaz. bu e, Hatta öyle şey varlar, İstanbul kızları bir zamanlar, hani böyle Türkiye gibi latifeler yaparlarmış. Kaynanam Kanarya'ya, görümcem minareye, kaynatamı Allah alsın, oğlu da bana kalsın. Allah'ım Allah'ım. <laughs> birini <gülüyor> minareden atıyor, birini Kanarya adalarına gönderiyor. Kayınvalide de ka kabire gönderiyor oğlu bana kız. Anasız babasız olan bir koca yok. Değil mi? Tabii. Tamam. Bunlara, dikkat edilmesi gerekir. Akrabalık hukukuna diye e, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de daha Nisa suresinin birinci ayetinde insanlığın yaratılışından bahsettikten sonra bunu bize ifade ediyor. Ve sonunda da İnna Allahu kana aleykum rakiba. Allahu zul celal sizi görüp gözetmektedir. Her halinizi düğünde de görür, bayramda da görür, evlenirken de görür, bekarken de görür, toplum içinde de görür, ferdi hayatta da, dağda da görür, ovada da görür, kimsenin olmadığı evde de görür. Dolayısıyla Müslümanın Allahu Zülcelal'ın bu şekilde murakabesini düşünerek yaşarsa hayatını Kur'an ve sünnet çizgisinden saptırmaz. Diğer bir ayet Efendimiz Aleyhisselam'ın hutbede e, okuduğu bu da Ahzab suresinin 70 71. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyhullezine amenuttaqullah. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Allahu Zülcelal'dan ittika edin. Allahu Zülcelal'a karşı gelmekten sakının. Ve kulu kavlen sedida ve doğru söz söyleyin. Birbirinize Allahu Zülcelal'ın emrettiği şekilde Kur'an çizgisinde doğru dürüst davranın aldatma cihetine gitmeyin. Fiilen de olsa, sözde de olsa gitmeyin. Yusluh lekum amalekum işte o zaman Allahu Zülcelal sizin amellerinizi düzeltir. Ve yağfir lekum dunubekum günahlarınızı da bağışlar. Dürüst davranırsa bir kimse aile hayatında, toplum hayatında, ferdi hayatta, ticari her hayat, her durumda dürüst davranırsa Allahu Zülcelal onların işlerini de yerine getirir, ıslah eder. Ve de günahlarını bağışlar. Ve men yutu ve Resulü'nü fekat faze Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse o büyük bir kurtuluşa ermiştir. Üçüncü ayet Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hutbede okuduğu yani nikah hutbesinde okuduğu üçüncü ayette Ali İmran Suresinin 102. ayeti Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü tegullaha katukati. Ey iman edenler Allahu Zülcelal'dan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun. Allahu Zülcelal'ın en büyük olup sizin aciz olmanız kadar Allah'tan korkun. Allahu Zülcelal'ın yaratıcı olduğu ve sizin mahluk yaratılmış olduğunuz kadar Allah'tan Allahu Zülcelal'da korkun. Ve hakeze ve hakeze hakkıyla korkun. Nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun. Ve la temutun elle ve ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Onun için bu duayı çok etmemiz lazım. Teveffena müslümine ve hakta salihin. Yusuf Peygamber'dir. Yusuf de, Aleyhisselam evet. e, o müfret kullanıyor. Teveffediye Müslüman ve elakni bir Salihin. Ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür ve salihler içerisine. Amin. Allahümme ahina Müslümin ve teveffeda Müslümin. Allah'ım bizi Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak öldür. Peygamberlerin imanla gitme garantisi olduğu halde Yusuf Aleyhisselam böyle dua ediyor. İşte bize örnekler hocam. Aynen. Yani ilk başta bizi izleyenlere ve tüm Müslüman kardeşlerimize şunu hatırlatmamız lazım. Allah bizi son nefeste imanla göç edenlerden evet. eylesin. Bu çok önemli değil mi hocam? Ancak Müslüman olarak ölün. Yani şöyle bir mesaj seziyorum gibi. Müslüman olarak ölün, öyle gelin huzuruma gerisi var ait. Ya. Rabbim, yeter Rabbim ümmeti Muhammed'i imanla göçürmeyi nasip etsin. Bu şekilde hutbe okuduktan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten nikahı akdedek, akdedecek kişi, imam, hoca artık kimse. Besmele ile başlayacak. Allahu Zülcelal hamd edecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetini işlemek üzere salatu selam günler. Bizde çok güzel, çok hoşuma gider. Dünür gidildiği zaman bir kız istemeye ne denilir? Allah'ın emri, Allah'ın emri, peygamberin, kavli. peygamberin kavli. Ne güzel. Keşke bu söz dünürcülükte, düğün, <laughs> düğün esnasında, nişanlılıkta, Düğünden sonra Allah'ın emri, peygamberin kavli üzere devam etse, her ikisi de hem dünyada cennet hayatı yaşarlar, evleri cennet köşesinden bir köşe olur, hem de ahirette cennette o şekilde beraber yaşarlar. Ve şunu hatırlatalım kardeşlerimize. Buyurun. Dini nikah, artık bugün imam nikahı diyorlar ama hiç hoşuma gitmiyor benim. Dini ben nikah. de orada hocam sorularım olacak. Siz onu söyleyin atlamayalım. Buyurun hocam. Tamam. Sizin sözünüzü kesmiş olmayın. Dini olmaya. nikah demek daha e, hoş. Dini nikah kıyılmazdan önce resmi nikah kıyılması lazım. Yani resmi nikah kıyılmadan dini nikah kıyıldığı zaman çok sorunlar meydana. Sebebi evet. şu herhalde hocam resmiyete bağlılığı olmadığı için diyorsunuz değil mi? Tabii. Osmanlı döneminde kadılar kıyıyordu. Hatta cami imamları nikah kıyıyorlardı. Hem resmiyete geçiyordu imamın kıydığı nikah, kadının kıydığı nikah. Hem devlet resmi olarak bunu tanıyordu. Hem de dinen nikah kıyılmış oluyordu. Ama şimdi böyle bir durum olmadığı için resmi nikah olmadan dini nikah kıyıldığı zaman büyük sorunlar ortaya çıkıyor. Maalesef son zamanlarda çoğaldı bu. Hatta habersiz, ana babadan habersizler oluyor üniversitede okuyan kızlarımız ve erkeklerimiz birbirine nikah kıyma oluyor. Veya kadın sakla veya erkek saklayabiliyor bir taraf. Benim böyle bir şeyim yok diye. Bir gün cumada bu konudan bahsetmiştim. Cumadan çıkarken bir kardeşimiz bekledi. Hocam ben mahvoldum dedi. Niye? Ben dedi ikinci evlilik yaptım ve evlendiğim hanıma sordum. Resmiyette bekar gözüküyorsun. Evli gözükmüyorsun. Ama dini nikahla başka birisine nikahlanıp da boşanmama gibi bir durum falan oldu mu acaba? Öyle. Öyle şey olur mu? Kızdı bana. Hocam meğer diyor. Başka birisiyle evlenmiş dini nikahla. Ondan bırakmış gelmiş. O da boşamamış. 10 sene sonra bunu bana söyledi. Allah muhafaza. Bunu nasıl telafi edebilirsiniz? Bunun vebali ne olacak vebali hocam? Vebali çok büyük. Hocam maalesef bir de şu var. Ee, sözünüzü bölüyorum. Hakkınızı herhalde günümüzde. Sağ Adam evli. Bir tane eşi var evli. Bir tane daha eşin kendi eşinden habersiz dini nikah kıyıyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü aslında tek eşliliğe önem veriyor değil mi hocam? İnsanlar yanlış arıyor ama İslam dini dörde kadar evlenebiliriz. D dört tane evlenmek sünnet diyorlar sünnet değil. <laughs> evet, Caiz. Şartlar gerektiriyorsa. Evet. Onun için e, hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatıma annemizin kocası Hazreti Ali Efendimiz ikinci Ebu Cehil'in kızıyla evlenmek istemişti. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hutbeye çıktı. Ya Fatıma'yı boşar ya da evlenmez Allah yani. dedi. Ya Resulallah haram mı kılıyorsunuz? Haram değil. Ama Fatıma'nın üzülmesine dayanamam. Böyle bir üzüntüyü riskini hiçbir gerek yok. İşte tam sorun da buydu hocam. lazım. Şimdi mesela eşinden habersiz karısından habersiz adam gidiyor dini nikah kıyıyor ve ilk eşinin hiç haberi yok. Doğru mudur hocam? Yani? Sadece ilk eşinin haberi olmasa gizli nikah kıyıyorlar. Ailenin ailesinin. haberi yok. İki tarafın ailesinin haberi yok. Maliki mezhebine göre gizli nikah sahih nikah değildir. Zaten e, düğünlerden bahsederken bunlardan gelecek konu nikahın ilan edilmesi lazım. Maliki iştihadına göre eğer ilan edilmeden gizli olarak bir nikah kıyılmışsa feshedilir. Eğer birlikte olmuşlarsa zina suçu işlemiş sayılır. Allah. Bugün de bu iştihada göre fetva vermek daha maslahata uygun ve bu şekilde de veriliyor. Çünkü çok mahsurlar çıkıyor çıkıyor gizli nikahta. Yalan söylüyorlar hocam. Sözümüzü evet, kesiyorum. Aynen. Benim eşimin haberi var. İşte benim eşim hasta, hocam sen nikahı kıy, hiçbir sorun yok. Veya kendi yeğenini sana yönlendiriyor, başkasını yönlendiriyor. Hocam diyor nikahı kıy diyor, sıkıntı yok. Halbuki hepsi ikinci eş ama imamın haberi yok. Şimdi ne yaptı Diyanet İşleri Başkanlığı? Dedi ki kim herkes nikah cüzdanını getirecek sonra nikah kıyılacak. Doğru mu hocam? Aynen. Niye? Aynen. Bunların önüne geçmek için. Ama bunu maalesef insanlar işine gelmiyor hocam. İşine geldiği gibi kendi nefsinin heva ve hevesini hoşuna gidecek şekilde hareket ediyor. Doğru mudur hocam? Aynen. Bu konuda bana da çok gelenler oldu. Hatta böyle şey yaparken taltif ederek giriyorsa onun altında bir şeyler yatıyor. Hocam sana güveniyorum işte sadece size soracağım gibi falan <laughs> altında bir şeyler. Siz tecrübelisiniz gerekiyor. bu konuda baya soru yani, olmuş herhalde hocam. Baya soru oldu bir takım şeyler yaşadık. Hatta birisi dedi gizli nikah kıyacağım. kıymam dedim. Ben araştırdım dedi Hanefilere göre girdim. Hayır dedim. Malik'e göre fetva veriyoruz. Şu anda da tercih edilen bu zaten. Ve çok ısrar etti. Bir saat uğraştı benden. Olmaz dedim. En son dedim ki kardeşim sen neyine bunaldın? Hiç sevgi görmedim hanımdan dedi. Peki sen ona sevgi gösterdin mi dedim. Göstermemiştir hocam. Yemeğe niye duruyorum? Alı temin ediyorum. Giyeceği de var. Barınacağı ev de var. Bunlar zaten sana farz dedim. Şimdi yeni evlenmek istediğin o bayana dediğin gibi aşkım hayatım falan dedin mi hiç hayatında eskiye şöyle durdun ne oldu? demedim dedi e sen ya. ona sevgi göstermemişsin sen nasıl seviyorsun bu bakımdan bu gizli nikahın çok sakıncalar var birbirlerine karşı görevlerini yapamazlar biri öldüğü zaman öbürü varis olacak peki bunu nasıl anlatacak değil mi bunu anlatamaz çünkü çevre bilmiyor çevreden zaten ikisini yakın bir arada gördükleri zaman onlardan dolayı onları görenlere de günaha sokacaklar. Değil mi? Aynen. Bu bakımdan bu çok sakıncalı bir durum. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Ağlunun nikahı bit Nikahı defle ilan edin. Hatta onu mescitlerde yapın diyor. Yani sözle, sazla nikahı ilan edin. Düğünde bu demek zaten diğer bir tarifle düğün eşlerin birleştiğini bir aile kurduklarını büyük insanlık ailesine bir şube olarak kaydolduklarını ve etrafa da biz evlendik biz aile olduk diye ilan etmelerdir. Onun için gizli nikah çok büyük sakıncalar ve de az önceki söylediğimiz resmi nikah olmadan dini nikahla evlenenler maalesef birçok Yönden bazen Babasının maaşını almak için bunu Yapıyor Bazen işte Avrupa, koca Avrupa'ya gitmesi işçi için. olmak için yapıyor Hile üzerine Zaten kuruluyor Peki hocam şu da çok tuhaf ee, Adam dediğiniz gibi e, Boşanıyor e, Hanımefendi babasından ölen Mirası şey babasından ölen maaşı Almak için devlet veriyor Bu haram değil mi hocam Tabi devleti aldatıyor Toplumu aldatıyor Devlet şart koşmuş. Şu şu şartları taşıyana bu maaşı intikal ettireceğim diye. O ne yapıyor? Kendisini ona uydurmak için başka yollara başlıyor. Orada bir tehlike daha var. Bunlar nasıl boşanıyorlar? Resmi. Evli, evli, olup boşanıp maaş almak isteyenler gidiyorlar. Mahkemede. Mahkemede boşanıyor. Mahkemenin boşadığı bir bayin talakla boşamadır. Yeni bir nikah, yeni bir mehir kıymadan isterse anlaşmalı olsun, hangi çeşit olursa olsun, bu bir talakla, bayın talakla, dönüşü olmayan bir talakla yeni nikah olmadan dönüşü olmayan bir talakla boşanmış olurlar. Hemen nikah kıyıp mehirle nikah kıymazlarsa nikahsız olurlar. Üç, üç talakta zaten bir daha eş olarak alamaz değil mi hocam? Bu üç talakta ya, bu bayın talak bir bayın talakta tekrar nikah kıyarlarsa o zaman iki talak kalıyor. Üçe çıkmıyor tekrar ama yani, iki talak kalıyor. Misal Ondan... üç yaparlarsa Üçü de ayrı ayrı zamanlarda giderse o zaman e, daha zorlaşıyor tekrar evlenmeler. Bir, bir de şöyle yapanlar var hocam. E, hanımefendi eşinden ayrılmış. Nafaka alıyor. Nafakanın süresi üç haiz dönemidir. Yani takriben üç ay bilemedin dört ay olsun değil mi hocam? Evet. Ama ne yapıyor? Kocasından hala nafaka alıyor. Gidip ibam nikahlı başkasıyla evleniyor. Eski kocasının parasını yiyor. Adamın kendi evinde... Kendi arabasıyla mal ikiye bölünmüş. Hocam Tabii. böyle gerçekler var. Bu caiz mi hocam? Bu da caiz değil. Bu da e, haksız. E, dinen caiz değil. Çünkü dinin öngördüğü nafaka süresinden sonra devam ettiriyorsa, uzun süre devam ettiriyorsa bu caiz olmaz. Peki hocam. E, söyleyeceğiniz yoksa ben üç, üçüncü bu, şey, soruyu bir sorayım. Birkaç kelimeyle bu şeyi tamamlayıverelim. Buyurun hocam. E, araya sorular girince nikah nasıl? Kusura hastak. bakmayın ben Yöğe de girecek. çok soru soruyorum hocam. Hayır konuşacağız zaten konuşmaya geldik. Buraya. Geçen bir hacı abi diyor, ya diyor hocayı bir bırakmadın konuşsun diyor. İkide bir araya giriyorsun diyor. Esta, <laughs> İzlemiş bizi. Buyurun hocam. Tamam. Şimdi bu şekilde e, nikah akt eden kişi istiğfar edip orada bir herkesi evlenecek yeni eşleri günahlarından dolayı tevbe ettirip hatta tecdidi iman yapması, imanlarını da tazeleyerek böyle bir evliliğe adım atmaları e, tavsiye edilir. Bir Günümüzde de, namaz kılmayanlar varsa namaz kılmayı tavsiye etmek değil tabii mi hocam? Tabii bir takım şeyler de yapılabilir. Bununla birlikte bir hadis-i şerif var Peygamber Efendimiz Aleyhisselam La nikahe illa bi veliyin velisiz nikah olmaz hadis-i şerif var. E, Hanefilerin dışında üç mezhebe göre Hanefilerden de İmam Muhammed'e göre velinin tasvibi olmadan, velinin iradesi, veli iradesini kullanmadan tasvip etmeden nikah nikah sayılmaz. Eee Hanefilerden İmam Muhammed de bu görüşte. Diğer üç de bu görüşte. Bugün de nikah kıyılırken eşin yani kızımızın babası, velisinin de bulunması, onun da kızını falana, falan oğlu falana verdin mi diye ona da sorup onun da tasvibini almak tavsiye edilir. Gizli nikah da önlenmiş olur zaten. Babanın haberi var, şahitlerin haberi var. Orada e, ilan edilir gibi. Bir de nikah şahitlerinin takva ehlinden olması tercih edilmeli. Niye? Söz sahibi. Yeni de. bir aile kuruluyor. Dua edilecek. Duaya amin denecek. Dualarının makbul olması daha umulur. Bu bakımdan e, takva ehlinden şahitlerin bulunması daha iyi olur. Şahitler iki taraftan olması tercih edilir. Bir kız taraftan bir taraftan ama tek taraftan da olabilir. Fakat iki taraftan da olursa daha iyi olur. Bu şekilde nikahı akdettikten sonra dua yapılır. Eşler tebrik edilir. Şahitler şahitliğini yapar. Bir de mehrin de orada konuşulması daha iyi tavsiye hocam, edilir. Bu zamanda çoğu insanlar mehrin ne olduğunu bilmiyor. Yani aslında mehir belirlemeden nikah olur mu hocam? Belirlemeden olur, şöyle olur. Belirlenmese bile o nikah hak etmiş olur kadın. Yani emsallerini, almış halasının olur. kızı, amcasının kızı, dayısının kızı, yakın kuzen mi diyorlar bugün? Evet. Onlar ne kadar mehir aldıysa o kadar mehir almaya mehir misil deniyor buna. Onu almaya hak kazanır. Ben daha garip bir şeyle karşılaştım. Nikah Buyurun Kızımıza ne kadar dedim mehir veriyorsunuz. Ben onu söyleyeceğim. Allah'ın emri peygamberin kavli şu kadar mehirle şahitlerin huzurunda vardın mı aldın mı? Bunlar da demek lazım. Vardım kabul ettim. Şu kadar mehri muaccele lazım. muaccele değil mi? Evet. Kızımızın babası dedi ki hocam dedi ne mehri dedi. Satıyor muyum dedi. Subhanallah. Allah'ın Allah emri peygamberin kavli bu. Bu senin hakkın değil ki sana Hayır. verilmiyor. Sana verilmiyor. İşte hocam burada ha. bir çizgi var. Bu mehir de sadece kadın hakkını olduğunu unutuluyor. Damat zannediyor ki o benim. Kayınpeder zannediyor o benim. Aynen. Halbuki mehir kadının en tabii hakkıdır ve gerek kendi ailesinden gerekse kocası dahil karşı aileden hiçbirisinin alma hakkı salahiyeti yok. Ancak kendi bağışlarsa kendisi hibe ederse edebilir. Ama bunun dışında katiyen en tabii en helal malıdır tasarruftuk ona aittir Mehir, tabi, yapar. tasarrufu evet. tamamen ona e, aittir buna da dikkat etmesi lazım bunu da e, hocaların nikah kıyarken hatırlatıyorlardır zaten hatırlatırlarsa iyi olur sonradan bir takım bunlarla da ilgili sorunlar e, olabiliyor onlar da baştan nikah kıyılırken söylendiği konuşulduğu için daha baştan halledilmiş olur hocam bir soruya geçeyim evet nikah kıyılırken e, bazıları şöyle diyor hocam işte elini bağlama, yüzünü oynatma, kaşını gözünü oynatma, damadı bağlarsın, ge, gelini kısır edersin. Böyle bir şey var mı hocam? Bütün bunlar batıl şeyler. Bak e, baştan konuştuğumuz o şey doğrultusunda gidelim konuları. Allah'ın emri peygamber. Nikah kıyılırken sünnete uygun mu, değil mi diye sormuyorlar. Sadece hocam Efendim? evet. uygun olan ellerin üstüne koyup yani Eller... Allah'ın emrini yerine getirmek değil midir? Buyurun hocam. Tabi. Elleri geçirmek, yüzüğü takmak, kapıyı kapatmak, oradaki bulunanların avuçlarını sıkması, damadı bağlar diye bütün bunlar batıl yanlışlar. Böyle bir şey yok. Değil Misal mi? olsun diye söyleyeceğim. İsim vermediğimiz için zaten sakıncası yok. Bir öğrencimizin nikahını kıymak üzere dedik. Biraz konuşur ki nikah hutbesi ile ilgili. Damat ellerini böyle etmiş. Gelinlerini bir çaktı dirseği. <laughs> Çek diye. Halbuki biliyordu o şey e, öğrencimiz böyle bunun batıl olduğunda biliyordu. Artık bize de şey açılmış oldu. Hemen şeye başlamadan hocam böyle böyle yapmanın, cüzük takmanın şeyleri bunlar bir geçerliliği var. Bunlar batıldır hepsi. Hatta bunun en büyük tehlikesi bunun üzerinde çok durmak lazım. Bütün bunlara daha evlenmeden bekar delikanlıların veya kızlarımızın inandırılması ve nikah akti esnasında gözleri, kafaları onda oluyor. Kim elini geçirecek? Kim yüzüğü takacak? Kim Biri bana düşman Düşmanlık aksettiriliyor. Aynı şekilde. Bir de bu psikolojik şey o zaman bağlar işte. Kazara verirse öyleydi, öyle ediverdiyse psikolojik bu korku içinde duruyor ya. O psikoloji onu bağlar. Yoksa böyle etmek değil. Çok açamıyorum ama anlaşılıyoruz zaten. Anladık hocam Allah razı olsun. Evet. Kıymetli hocam. Nur suresi 32. Bir iki tane daha var. Onlar da ifade ediyorum bu batıl şeylerden. İki bayram arasında nikah, nikah olmaz. <laughs> Şunu soralım öyle seyircilerimize. İki bayram arası olmayan bir gün var mı? Yok. <laughs> Doğru Ramazan bayramıyla kurban bayramının arası iki ay on gün. Kurban bayramıyla gelecek senenin Ramazan bayramının arası dokuz ay on gün. Ba bayram ol e, Ol, iki bayram arası olmayan hiç gün yok zaten. Kaldı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe anamızla, anaların anasıyla ben çok bunu biraz daha şeyli ifade ediyorum. Kıyamet sabahına kadar gelecek tüm anaların imkanlar olsa da bastığı toprağı gözlerine sürme çekecekleri bir ana ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki bayram, bayram arasında Ramazan'dan Eminem. sonra Şevval ayında Evlendiler. Tatbiki olarak da böyle Sünnette uygulama olduğu halde bazı yörelerde hala buna benzer şeyler var. Nikah kıyılırken bu şekildeki hareketler hiçbir geçerliliği yok. Bunlar tamamen batıl hurafe. Nereden girmiş bilmiyoruz. Ama maalesef birazsa hanım kardeşlerimiz gücenmesinler bana bu bidat ve hurafeleri daha çok seviyorlar. Maalesef hocam. Bir düğünde e, gelin ben dua edecektim. Biraz erken vardı konvoy gelmedi daha. Baktım e, hanım teyze Teslim kucağına lan. almış şey, yüzerliği. Çakmağı da eline hazırlamış. Ne yapacaksın dedim. Gelinlerke tütüteceğim bunu dedi. Geline nazar değmesin dedi. Hayır dedim dumandan bir nazara bir şey olmaz. okunmakla ayet-ül küsü felaket okumakla bunlar telafi telafidir. Bunu telafi Bir ediyoruz. de şimdi Efendim şunu hocam, yapıyorlar hocam. Sözünü kesti. Bu 150 okurken felak ve nas okuyorlar. Ya biz felak nas okuyoruz diyor. E bunu niye yakıyorsun diyorum? İşte bu diyor cinleri şeytanları kovarmış. Ne alakası? Şeytanın cini koyacak besmele değil mi hocam? Tabi nas suresinde zaten evet. şeytandan sığınıyoruz. Evet. Felak suresinde şeytandan sığınıyoruz. Allah Cüzzillah. Dedim hocam, at onu bazen dedim. testi de atıyorlar değil mi? Evet. Evet. E, at onu dedim atmam dedi. Beni görevlendirdiler dedi. Duayı ben edeceğim. Eğer atmazsan gel indirmem arabadan dedim. Akşama kadar bekletirim dedim. Etmem duayı. De Atayım bari dedi. Merdivenin altına attı geldi. Ben de gelendikten sonra onu oradan alıp da çöpe attırayım gençlere diye düşünüyordum. Kalabalık falan çökünce o karmaşayı da unuttum. Damat katmaya varınca bir baktım yok. Delikanlı birine sordum burada yüzellik vardır. Hocam sen gidince yine tütüttüler. <laughs> ya sanki benzetmek doğru değil ama sünnete böyle sarılmıyor. Bidat ve hurafelere sarıldıkları kadar sünnete, Kur'an'ın emirlerine böyle sarılmıyor. Bunlar tehlike. Bunlar uğur getirmez. Bunlar şuur getirmez. Bunlar huzur getirmez. Bunlar mutluluk getirmez. Ne kadar Kur'an ve sünnete uygun hareket edersek mutluluk oradadır. Bir de hocam işte e, affedersiniz e, koçun boynuzlarını takıyorlar. E, nazar boncukları. Bunlar falan başlı başına aslında bir şirk değil mi hocam? Efendimiz Aleyhisselatu vesselam kim nazarlık takar da ondan korunmayı beklerse, Allahu u Zülcelal onun korunmasını o taktığı şeye bırakır. O boncuk seni koruyacaksa korusun. O boynuz koruyacaksa korusun. Kaplumbağa yavrularını iskelede koruyacaksa korusun. Manasında. Ama bu çok yaygın. Düğünde, bayramda birbirlerine hediye götürürken bile nazar boncuğu götürüyorlar. Allah Öyle bir yerleşme. Nereden geldiyse bizim kültürümüze. E, maalesef yabancı kültürlerden bize sokulmuş şey. Bunlar doğru değil. Ee, çok bidat ve hurafeler var bu konuda. Gelin arabası yürüyünce arkadan su döküyor. Ne olacak? Su gibi gibi. Huzur, saadet. Huzur ve saadet karşılıklı olarak eşlerin birbirine sevgi, saygı, sabır, sadakat, sorumluluk göstermeleri. Buna 6S bir M formülü diye ifade etmişler. Çok hoşuma gidiyor. M formülü de maneviyata sahip çıkacak. Huzur burada. Yoksa batıl şeylerden huzur olmaz. Hatta Allah korusun tersi de bile döndürebilir. Yani. Allah muhafaza. Rabbimiz'i her türlü bidat ve hurafelerden Arim. muhafaza eylesin. Nur suresindeki bir ayeti açıklamanızı sizden istirham edeceğim. Buyurun. Ayette diyor ki bekarları evlendirin emri var. Bunun hikmeti nedir? Bazı babalarda şunu görüyorum günümüzde. Bana ne arkadaş kendisi evlendir, evlensin ben bu çağa kadar yetiştirdim ve benim umurumda değil. Kendisi çalışsın, çabalasın, kendi kendini evlendirsin sözü de doğrumdur. İki soru sordum hocam. Evet. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahibi. Esselamu ve rahmetullah. Değerli kontribi izleyicilerimiz, bu da çok günümüz açısından çok önemli bir soru ve de izah edilmesi, anlaşılması ve anlatılması çok ehemmiyetli bir ayet-i kerimeden bahsedeceğiz. Bismillah. Ve enkehu leyem minkum ve salihin min ibadikum ve imaikum. yüce Rabbimiz evlenmemiş olan bekarları gerek sıfırdan hiç evlenmemiş olsun, gerekse sonradan bekarlığa düşmüş olsun, ister kadın olsun, ister erkek olsun, hatta ister köle olsun, ister cariye olsun, bunların evlendirilmelerini yüce Rabbimiz bizden istiyor. Ve bu ayetin hitabını biraz açacak olursak, ey yöneticiler, ey aile reisleri, ey akraba büyükleri, ey mahallede ileri gelenler, toplumda söz sahibi olanlar, aranızdaki içinizdeki bekarları evlendirin. Evlenin değil de evlendirin demesi bu toplumsal bir görevdir. Çünkü nikah birbirlerine haram olan bir kadınla bir erkeği birbirlerinden istifade etmeyi helal hale getiren çok önemli bir hadisedir. Dolayısıyla evet. onları evlendirme konusunda toplumsal bir görev veriyor yüce Rabbimiz. Bunun aksi yani nikahsız olan birliktelikler hatta zaman zaman şöyle sözler duyuyoruz. Ben çok garipsiyorum bunu. Nikahımız yok ama seviyeli bir birlikteliğimiz var. Allah muhafaza. Allah indinde bunun seviyesi yok. Peygamber indinde de yok. Nikahsızız ama nikahımız yok ama seviyeli bir birliktelik. Birliktelik Allah'ın emri, peygamberin kavline göre olursa o şekilde olur. Dolayısıyla bunun aksi zinadır. İslam literatüründe zinadan korumak için İffet ve namusu korumak için en büyük kale Allah'ın emrettiği şekilde nikahla eşlerin evlenip ve aile kurmalarıdır. Bu da toplumda en yakınlarından ailede anne baba olsun, diğer büyükler olsun, akrabalar olsun, evet. idareciler olsun hepsi sorumludur. Hatta şöyle bir şey aklıma geliyor. Kadın aile bakanlığımız var ama keşke bir de sadece evlendirme bakanlığı... Kurulmuş olsa da bilhassa imkansızlıktan dolayı hele hele evlenemeyenler evlendirse, yardım edilse. Zaten Osmanlı devrinde bunlar vakıflarla halledilmiş. Fakir kızların çeyizini hazırlayacak vakıflar kurulmuş. Evlenemeyen erkek delikanlıları evlendirmek için vakıflar kurulmuş. Bugün de Günümüzde var ama vakıflar. yeteri kadar yok. Mesela Çok Konya'da iyi. bir tane herhalde var. Yani veya ben bilmediğim var mı bilmiyorum ama yeterli değil bu. Çünkü bilhassa son zamanlarda çok bu şekilde imkansızlıktan evlenemeyenler var. Bir de israf fazla olması hasebiyle nikahı zorlaştırma, evlenmeyi zorlaştırma var. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nikahın en hayırlısı en kolay olanıdır buyuruyorlar. Yani karşı tarafı borca sokmadan, kredi çektirmeden, Borca e sokup bir ay sonra borçları ödemeyince ailede huzursuzluğu tetiklememek için kolaylaştırmak ve aşırı israfa kaçmamak gerekir ki bu da ayet-i kerimede ifade ediyor. Dikkat ederseniz burada çok önemli bir şey var. Nasıl ki nikah toplumsal görevse İslam hukukunda zinanın cezası da toplum önünde verilir. Gizli verilmez. Toplum önünde verilir ki caydırıcı olsun diye. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam e, zaten buyuruyorlar ki Allahu Zülcelal üç kişiye yardım eder. İffetini korumak için evlenenlere. İffetini korumak için evlenenlere ve Allah yolunda cihat eden edenlere Allahu Zülcelal yardım eder diye efendimiz Aleyhisselatü vesselam uyarıyor. Öyleyse bu Ayet-i Kerime'nin e, devamında min köle ve cariyelerden de durumu müsait olanları evlendirin. Fakirlikten korkarlarsa Allah-u Zülcelal fazlı ilahisinden onları zengin eder. İsrafa kaçmadan Kur'an ve sünnet çizgisinde eğer icra edilmiş olsa evlilikler Allah-u garanti ediyor. Az önce yani. hadiste de Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? ev İffetini korumak için evlenene Allah-u Zülcelal yardım eder. Yardım etmek Allah'ın canına haktır diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde buyuruyor. ayeti i Kerime dolayısıyla toplumsal bir görev veriyor. Bütün toplum sorumlu. Eğer bir delikanlı... Sadece baba anne değil. bir delikanlı veya bir genç kızımız imkansızlıktan dolayı evlenemiyorsa en yakınlarından başlamak üzere dalga dalga bütün bir İslam toplumu bundan sorumludur. Bu konunun üzerinde de çok durmak gerekir. Kıymet Hocam Asr-ı Saadet'te düğün ve eğlenceler nasıldı? Asr-ı Saadet'te düğün ve evlenceler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir iki hadisini hatırlatarak bu konuyu ifade edelim. Peygamber <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Faslü mâ beynel haram vel halâli et düffü ve savt. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haramı haramla helalın arasını ayıran saz ve sözdür. Yani sazlı sözlü düğün yapmaktır. Sazlı sözlü düğün yapmak ve asr saadetten bahsedince dinleyicilerimiz garipsenmesin. Tabi bunun ölçüleri var. Bunun e, bir takım adabı var, edepleri var. Onlardan bahsedeceğiz. Def çalmak ve toplam, e, toplumun, halkın e, bir arada neşe ve surur içerisinde bulunup İslam ailesine yeni bir ailenin katıldığının farkına vardıkları bir düğün merasimi as saadette icra edilen bir düğün merasimidir. Bunların özellikleri var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte ifade edildiği gibi nikahı def ile ilan edin. İlan edin diyor. Açıklayın, duyurun. Dolayısıyla gizli nikahın önünü tıkamış oluyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında bir düğüne gitmişlerdi. Orada kız çocukları def eşliğinde şarkı söylüyorlar ve Bedir Savaşı'ndaki kahramanlıklardan bahsediyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın geldiğini birisi fark etti. Hemen o şarkının arasında İçimizde yarın ne olacağını bilen bir peygamber var. Bir peygamber var ekledi. Hayır dedi efendimiz Aleyhisselam, Dur. Önceki söyledikleriniz gibi söyleyin. Allah'tan başka yarın ne olacağını bilmez. Kimse bilmez. Gayba, değil galiba. mi? De? Burada ne deniyor? saz ve söz dedik ya. Şarkı söylenebilir. Şarkı sözdür. İyisi iyidir, kötüsü İsyan içeri mi? Kötüdür. İslam İsyan, i̇syandır. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam içimizde yarın ne olacağını bilen bir peygamber var mısrasını katınca ona müdahale etti. Yani İslam'a, Kur'an'a, imana, Allahu Zülcelal'ın sıfatlarına aykırı ifadeler olmayacak. Sahabe-i Kiram'ın sözleri böyleydi. Bu şekilde eğlencelerde okudukları şeyler bu tarzdaydı ve dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu tasvip ediyordu. Hatta malumunuz çok meşhur biliyorsunuz. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam dünyanın ilk ve son defa gördüğü o en şerefli misafir Mekke'den Medine'ye yaklaşır girerlerken tüm Medine'liler, çocuklar, yaşlılar, ihtiyarlar, kız çocukları def eşliğinde ne söylüyorlardı? Talha albedir söyleyiverelim. Yeri gelmişken. Tala al bedru aleyna insaniyatil veda ve ceben şükru aleyna ve da'a lillahi de Ay doğdu üzerimize Veda tepelerinde Şükür gerekir bizlere Ey sevgili ey Rasul Ente şemsun ente bedrun Ente nurun ala nur. Ente süre ya Mustafa Hoş geldin ya ya Sen güneşsin sen aysın Sen nur üstüne nursun Sen süre ya Ey sevgili ya Yeterli herhalde hocam Tamam Allah razı olsun Böylece demek ki sözleri ifadeleri Doğruysa güzelse İslam'a aykırı değilse Bu caizdir Aksi caiz değildir Ölçüde budur zaten Hani ı saadette de mesela Eğlencelerde koşular yapılıyordu Hatta meşhurdur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sanırım. Hazreti Ayşe anamızla Bir defasında koşu yaptılar Bir sefer esnasında arkada kaldılar Hazreti Ayşe annemiz geçti. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam a. bazı alimlerimiz efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu sevindirmek için öyle bir pozisyon kullandı diyenler de var ama oradaki şey Hazreti Ay Ayşe annemiz geçti. Daha sonra ikinci bir koşuda biraz kilo almıştı. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam geçti Selam ve Hazreti Ayşe. Ayşe annemiz üzülmesin diye Ya Ayşe bu birincilik önceki birinciliğin revanşıdır, Karşılığıdır diye kendisini teselli etti. Deve yarışları yapılıyordu. At yarışları düğünlerde yap değil yapılıyordu. Mi Efendimiz düğünlerde başka zaman asıl saadette, ticaret kervanları gönderilirken, karşılanırken e, cihada gidilirken, ordu karşılanırken düğünlerde buna benzer e, çeşitli zamanlarda eğlenceler yapılıyordu. Hatta e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuma namazında iken, hutbedeyken o devrede de biraz kıtlık vardı. Yiyecek getiren bir kervan Medine'ye geldiği davul çalarak karşılanıyor eğlenceli bir şekilde çevişlerinden. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam hutbe okurken cemaat gitti şeye. 12 kişi kaldı sadece. Efendimiz Aleyhisselam hutbe okurken diğerleri gittiler. Ayet-i Kerime'de Cuma suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ ra'ayu ticaretin evlehmenin fadlu ileyha ve terekuk ve terakuka gaima. Onlar bir ticaret ve bir eğlence görünce oraya gittiler ve seni ayakta bıraktılar. Haram olduğunun farkına varmadılar veya o zaman daha ilk defa karşılaştıkları bir olay. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç kimse kalmasaydı o vadiyi ateş dolduracaktı diye ifade etti. 12 kişi kalmıştı burada e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o şekilde bırakılması ve de eğlence ve ticaret için diye ayeti gelmede e, belirtilmesi eğlenceye ibadetin feda edilmemesi gerektiği. aksi muhalif manasından hareket edirsek böyle bir e, ibadete feda, e, ibadetin feda edilmediği bir ortamda ama sınırsız değil eğlence sınırsız değildir belli sınırı vardır o şekilde yapılmasının mubah olduğuna da işaret olduğunu müfessirlerimiz bu ayetten hareketle e, söylüyorlar. E, dolayısıyla eğlencenin e, böylece yapılması ve sınırsız olmaması. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aleyhi ve mescitte Habeşlilerin kılıç karkal oyunları oynarken Hazreti Ayşe annemize seyretmek ister misin dedi. Onun arkasına durup onları seyretti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir iki defa yeter mi? diye sordu. Yeter dediği zaman artık eve gönderdi. Burada da eğlencenin sınırsız bir şekilde çok aşırı ibadetleri bile geçirecek tarzda yapılmamasına bir işarettir. Ama maalesef günümüzde ben şuna çok üzülüyorum. Düğün salonlarında her şey geniş bir şekilde son derece modern bir şekilde hazırlandığı halde mescitler küçük. 8-10 kişi zor namaz kılıyor. Bir defasında kuyruğa girdik. Akşam namazı geçmeye yaklaştı. Kalabalık bir davetli vardı. 3-5 kişi kılıyor, çıkıyor. 3-5 kişi kılıyor, çıkıyor. Yani dünyaya ahiretten daha çok değer verdiğimizin bir ölçüsü bu da. Ortası görünüyor zaten. Dolayısıyla mescitler doğrudan temizlenmemiş de oluyor olabiliyor bazen. Çok pislik içinde olanlar bu, var acaba. Maalesef bu Müslüman toplumun yapısına dinine, imanına, ahlakına yakışmayan bir tarz. Bunları keşke daha geniş e, ibadet edebilecek tarzda yapsın. Bir de şuna çok dikkat etmek lazım. Düğün davetiyelerin davetlerini namaz vakitlerine çakıştırmamak daha iyi olur. Eğer imkan bulamaz da bir kimse o davetten dolayı ibadetini kaçıracak olursa o daveti yapan da bundan mesuldür. Buna e, gerek sözlü olarak gerek duruş olarak mani olmak aynı mesuliyeti gerektirir. Buna da dikkat etmek lazım. Ama maalesef ifade ettiğimiz gibi salonlarımız buna bu şekilde dizayn edildiği için ibadet yerleri küçücük. Yollardaki şeyler de öyle görüyorsunuz. Mescid. Konaklama yerleri, lokantalar vesaireler çok aşağılı. Ta o durumda küçücük bir şey. Mescid. Belki aklınıza gelir hocam eskiden bu da yoktu. Ama neden daha güzel olmasın? Değil mi? E ahiret eskisiyle e, dünyası, filan Dünya ile ahiret dengesini beraber götürmemiz gerekmektedir. Asıl saadette daha başka şeyler de var. Hayvan yarışları var. Gerçekten. Ama şuna çok dikkat etmek bazı yerlerde yapıyorlar. Hayvanları dövüştürmek caiz değil İslam'da. Horozları dövüştürmek, köpekleri dövüştürmek, buaları dövüştürmek, buğayla adamları hançer saplayarak omuzlarına bunlar hainliktir, zulümdür, haksızlıktır. Bunlar kıyamet gününde hesaba çekilmeye vesiledir. Dövüştürmek caiz değil ama yarıştırmak caizdir. Fakat yarıştırmayı kumara dönüştürmek caiz değil. At yarışları, totolar, lotolar bilmem neler... Milli Pemre. Bunlar kumar olarak maalesef işleniyor. Bunlardan kaçınmak lazım. Yoksa Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın adba isminde devesi vardı. Her yarışta birinci oluyordu. Bir gün bir bedevi gelmiş. Genç adam, genç deve. Yarışıyorlar. Pemre'nin devesini geçiyor. Sahabenin zoruna gidiyor. Olur mu ya Resulullah? sen Sizin deveye geçti. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam diyor ki dünyalık bir şeyin yükseldiği zaman onun alçalması Allah'ın takdiri ve hikmetine maddi. Hikmetidir. Allah'ın hikmeti olarak bu böyledir. İyice yükseldi mi o alçalır. Allah'ın zamanı gelince diye mi? zamanı gelince efendimiz Aleyhisselam bu şekilde uyarıyor ve e, sahabe-i kiramın o tarza kabul etişlerini çağırıyor. E, Asıl saadette bazen böyle yapılan şeylerde, düğünlerde, eğlencelerde, söylenen şeylerde görüyoruz. Mesela şöyle okuyorlardı yine Ensar'dan pek çok gazeller vardır. Bu gazellerden birisinde de Eteynakum, Eteynakum, size geldik, size geldik. Fe ve hayyakum, sizi selamlarız, siz bizi selamlarsınız. Ve levlez ahmer, mahulet hullet bi vadikum. Ve levlel hantatü -l semra, ma seminet ada bikum azarikum diye bu şekilde söylerlerdi. Olmasaydı kızıl altınlar görünmezdi alınlar. Olmasaydı esmer buğdaylar semirmezdi vücutlar gibi buna benzer şarkılar, türküler söylenirdi. Ama asr-ı gördüğümüz gibi Allah'ın takdirine aykırı yok. Allah'ın sıfatlarına aykırı ifadeler yok imana, Kur'an'a, ahlaka dokunacak şeyler yok. Ve de asr saadetteki e, türküler, şarkılar caiz, def çalmak caiz diyoruz. Ama bunlar şart. Bunlara uygun olmak lazım. Eğer bir şarkı, bir türkü e, şehveti kançılıyorsa, nefsani istekleri azdırıyorsa, haramları teşvik ediyorsa, Allahu Zülcelal'in takdirine rıza göstermemeyi ifade ediyorsa, ve günümüzde bunlar örnekleri var? Ben de tam bunu soracaktım tamam. hocam. Ee, eski şarkı türkülerimiz var. Ee, sadece düğünlerde değil, başka zamanlarda da bunları dinlemek uygun mu değil mi? Onu soracağım hocam. Haşa diyor ki cenneti değişmem senin saçının bir teline. Aman ya. Ee, i̇şte haşa Allah diye sana taptım. Haşa haşa. Ee, ondan sonra e, madem beni bana bakmayacaktın, beni neden yarattın? Evet. Evet. Haşa ve Bunun gibi çok sözler var. Ee, hem şehvete yönlendirici hem küfür sözler. Bunlar sadece düğünlerde değil normal zamanlarda da dinlemek uygun mudur hocam? Evet. Maalesef bunlar çok üzülecek şeyler. Yıllar önce bir araştırmada bir bilim adamının şöyle bir ifade görmüştüm. Bir toplumun ahlaki yaşantısını anlamak istiyorsanız o toplumun türkü ve şarkılarını dinleyin nasıl bir ahlaka sahip olduklarını bilirsiniz öğrenirsiniz çok hoşuma gitti gerçekten de öyledir türküler şarkılar ne yapıyor yansıtıyor bizim es eski türkülerimizin de bir şerefi vardı eski şarkıların bir namusu vardı bir ahlakı vardı hocam şu söz bir çok edebi vardı Abi değil şu mi şu söz çoktu madem unutacaktın beni neden yarattın maalesef maalesef ona benzer çok şeyler var mesela eskilerden örnekler verecek olursak buyurun hocam abenin bahtiyarım gönülde tahtı yarım yüzünde göz izi var sana kim baktı yarım? bu bir şeyler söylüyor yüzünde göz izi gözünde yüz izi olmayacak Kur'an-ı Kerim'de hurilerle eşleri arasındaki irtibat anlatılırken ayet-i kerimelerde gözlerini birbirlerine öyle dikmişlerdir ki yani oraya iyice e, başka tarafa bakmayacak şekilde çevirmişlerdir aslında bu mana dünya hayatında da buna benzer ifade ediyor. Buradaki şey de onu diyor. Bahçede bahçedeki iğde midir? Dalları yerde midir? Her gördüğünü seversin sendeki deki midir? Eski Türkler bak nasıl değil. Mi? Değil mi? Yani edebin ahlakın Adam, olması edebin, gerektiğini. Ne güzel. Her gördüğünü seversin sendeki deki midir? Nasıl bir adamsın diyor. Herkese takılıyorsun, değil mi? Ondan sonra sürekli uzun süreli bir aile kurulamıyor. Veya kurulan aileler uzun soluklu olmuyor. Şimdi kartlara falan yazılıyor. Pazara kadar değil mezara kadar diyor ama pazara da varmadan boşanmalar falan olabiliyor. Allah. Allah korusun. Bunlar doğru değil. Maalesef hani Ertaş'ın çok hoşuma gider ben. İki büyük nimetim var. Biri anam biri yarim. İkisine de hürmetim var. Biri anam biri yarim. Birisi var etti beni, birisi yar etti beni. İkisinin de ayrı yeri, biri anam, biri yarım. Son cümle çok hoşuma gidiyor. İkisinin de ayrı yeri. Şu anda birçok ailenin saadetinin bozulması gelin kaynana çatışmasındadır. Allah'ım. Maalesef Veya e, erkeğin anayla eşini nasıl seveceğini onlara karşı nasıl davranacağını karıştırmasındandır. Birini yukarı çıkarabilirse aşağı indirirse bu denge bozulur. bozulur. Ana ana gibi sevilecek, ana ana gibi hürmet edilecek, eş eş gibi sevilecek. Bunlar karıştırıldığı zaman, dengeyi bozduğu zaman huzur ve mutluluk kalmaz. İkisinin de ayrı yeri diyor usta. Ne güzel söylemiş. Ananın yeri ayrıdır, eşin yeri ayrıdır. Birbirine karıştırmamak lazım. Şöyle bir kısa var hocam e, ee, Alkame radıyallahu an vefat edeceğine, vefat edeceğine yakın annesini çok üzmüş, çok kırmış. Annesi buna hakkını helal etmiyor. Ee, ya, Efendimiz'e haber ederler. Ya Resulallah Alkame ruhunu teslim edemiyor. Efendimiz kim var yakını diyor. Babası Bedir'de şehit oldu ama annesi var. Yaşlı bir annesi belli bir küp. Çağırın bana diyor Allah Resulü. Ya Resulallah buyurun diyor annesi geliyor. Diyor Alkame'yi niye helal etmiyorsun bak son nefeste. Ya Resulallah yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim. Beni eşine tercih etti, beni attı bir kenara, Resulallah. evine bile almadı diyor. Efendimiz diyor ki affet anneciğim, cehennemde yanmasın diyor. Ya Resulallah ben affetmem, benim gönlümü çok kırdı diyor annesi. Diyor ki odunları toplayalım, yakalım diyor, ateş tutturalım. E, ateşler yakılıyor temsili olarak. Getirin alkamayı diyor Efendimiz. Ya Resulallah ne yapıyorsun benim oğlumu gözlerimi de ateşe mi atacaksın ya Efendimiz diyor bu dünyada yanması ahirette yanmasından daha iyidir. Bu dünya gelip geçici. Ya Resulallah atma diyor. Ağlıyor anne yüreği. Affediyor ve Al-Kahme radiyallahu anh kelime getiriyor. Hakkını helal ettim Ya Hakkını Resulallah. helal ettim diyor işte. Evet. işte bu dengeyi iyi kurmak lazım. Günümüzde de bu denge kurulmazsa maalesef şey yapılıyor. Hatta Necip Fazıl Üstad'ın da eski düğünlerle yeni düğünlerle karşılaştırması var. bir, Bu da çok hoşuma gidiyor. Eskiden düğünler düğün çekilenler halaydı atılanlar ok gerilenler yaydı şimdi silah atıyor tabanca atıyorlar hem israf ediyorlar hem de Allah korusun toplum içerisinde dikkatsiz Zararlı. bir şekilde birçok insanın ölümüne sebebiyet. Çok duyduk ölümün. değil mi hocam haberlerde? Evet, e, uygunsuzca at, atılan aynen. açılan Kır, ateşlerden. diyorlar nereden çıktı Minik yavruların aynen. vefat aynen. ettiği annelerin Çocuklarından öksüz kaldığı, Maalesef. annelerin e, vefat ettiği, bir evin annesiz kaldığı, bir babanın e, babasız kaldığı, yani çocukların babasız kaldığı. E, Şimdi ise diyor, oğlanlar kız, kızlar oğlanlaşmış. Gayesiz yaşamak, taklit uygarlaşmış. Rakı Arap şarap Kur'an, haram helallaşmış diye üstadın tesbihiydi bu. Maalesef günümüzde de hani Ömer Hayyam'ın da da çok güzel bir elde kadeh, bir elde Kur'an, bir helaldir işimiz, bir haram. Şu yarım yamalak dünyada ne tam müslüman, ne tam kafiriz, ne tam müslüman. Bu ikisi bir arada yürümez. Bunlara dikkat gerekiyor. Maalesef gerekir. hocam ama biz hep bunu ikisini bir arada yürütmeye çalışıyoruz. Evet, maalesef. Yani, onu, yani öyle. Eski geçmiş olmayalım da. Yani gerçekten adam Müslümanım diyor, namaz yok hocam. Müslümanım diyor. Zinaya devam ediyor. Müslümanım diyor. Her türlü anlatmakla bitmez hocam. Yani bugün öyle konuma geldik ki camilerimizde imam cemaat ihtiyarlar gidiyor. Bahçede otururken bile hemen dedikodu hasıl oluyor. Maalesef. Geçi ehli sünnete göre amel imandan cüz değildir. Amel yapmamak iman götürmez. Ancak haram olan bir şey helal. Helal olan bir şey haram veya inkar ederse küfürdür. Ama Müslümanlığın imandan sonra en büyük şeyi de namazdır, niyazdır, ibadettir. İbadetlerle imanı kemale erdirmektir. O az önceki bahsettiğimiz küfür sözlerden birkaç tane de ben not almıştım. Tabi yani onu sordum. Gülmeyecek bu yüzü neden verdin bana ya Rab diyor. Haşt. Aman ya Rabbi. Burada ne yapıyor? Allah'ın Allah sıfatının takdirine itiraz ediyor. Ya birazcık neşe ver, ya beni baştan yarat. Emrediyor, beni yeniden yarat. Allah'a Allah isabetsizlik ve bilgisizlik isnat etmiş oluyor. Kuluna kul oldum, severek taptım diyor. 124 bin peygamber, Harun hocam, insanlığı, insanı insana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul olmaya vesile olmak için gelmiştir, gönderilmiştir. Ama ne diyor adam? Allah'a e, kuluna kul oldum severek taptım. Secde ettim taparcasına. Haşa Madem unutacaktın beni neden yaratan? az önce siz de e, ifade ettiniz. Maalesef bu şekildeki e, hareketler bu şekildeki ifadeler eğer sadece, bu, sadece söz değil. olarak evet. söylüyorsa küfür bir söz söylemiş olur. Ama buna inanıyor dinleyen de şarkının ritmine kendisini kaptırıyor, hoşlanıyor ve böyle inanıyorsa küfre girer. İmanını ve nikahını tecdit etmesi gerekir. Dolayısıyla bu şekilde bunlara elfazı küfür deniliyor. Sözleri söylemek veya ona o şekilde olduğuna inanarak söylemek şeklindeki küfür o söyleyen kişilerin imanını ve nikahını yenilemeleri lazım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek imanlarını tazemeleri lazım. Efendimiz Aleyhisselatü aleyhi Vesselam ceddi, ceddi du imanekum bi kavli la ilahe illallah. La ilahe illallah diyerek imanlarınızı yedileyin. Nikahı nasıl yenilecek? İki şahit huzurunda Yeni hanımı bir... veya vekili dini nikahta vekil de caizdir ama asılım olması daha iyidir. Bir zamanlar bu da çok e, sıkıntıydı bizde. Asıl gelmezdi. Mutlaka vekil olması gerekir gibi. Terlikçiye gidiyordu kızımız. Tüpçiye gidiyordu. Sütçüye mani yoktu. Nikaha gitmiyordu vekil. ayıp olur. Gönderiyordu ayıp olur diye. Peki As hocam ikinci aynı iş ikinci nikah hani yaptığı hatalardan dolayı onunla mihir gerekiyor mu yine ikinci nikahta? Yok bu hükmü olan da gerekmiyor. Gerekmiyor. Ee, az önceki o bayın talaktan dolayı nikah kıyılda mehir gerekiyor bu hükmü olduğu için tazelemek gerekiyor ama şöyle bir şey de var bu camilerimizde eskiden Cuma geceleri tecdide iman tecdide nikah diye yapılır o tecdide iman şeklinde yapılan doğrudur ama tecdide nikah kimse hanımdan vekillik alıp gelmiyor kim kime şahit belli değil. Veya bir hocam nikah tazelemek var mı dinimize? Hiçbir bu şey Bu şekilde tazelemek yok. Az önceki söylediğim şekilde olursa o tazelemek var. Tazelemek o aslında. Bu sadece camilerde topluca dua okumak. Allahım inni üriydu en ücretliler imana ve nikahı tecdiden bir kavli olarak. İmam bekarsa da ben nikahımı tazelemek istiyorum diye okuyordu. <gülüyor> değil <gülüyor> mi? Bu şekilde şartlara uygun değil o. Eğer tazelemek istiyorsa ne yapacak? Hanım olacak veya vekili olacak. Şahitler olacak. Onların huzurunda nikahı tazeleyecek. O da hükmü e, küfürden dolayı olursa. Yoksa normal şartlarda nikah tazeleme diye bir şey yok. Yani. Hocam bir de şu e, sünnet düğünü yapılıyor. Adı üzerinde sünnet düğünü. Sünnet düğünde yapılan e, alkoller, yapılan kötülüklerin haddi hesabı yok. Adı üzerinde sünnet düğünü. Efendimizin sünnetini bir, bir çocuğun e, veya bir belirli bir yaşa gelmiş bir çocuğun Efendimiz sünnetine uyarak ne oluyor? Sünnet olması ve bunu bazı anneler babalar yemek ikramlarıyla dediğiniz gibi ilahilerle deflerle güzel hale getiriyorlar. Bunda bir sakınca yok ama böyle iş adam övünerek diyor benim oğlumun sünnetinde de şu kadar affedersiniz şunu getirdim alkol şunu getirdim diye sayarak övünüyor hocam. Evet 12'sini birleştirelim. E, nikah e, yani düğün davetleri de önemlidir İslam'da. E, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Salallahu Abdurrahman bin Avf radıyallâhu anh'a evlendim deyince bir koyunla da olsa velime, e, düğün yemeği ver e, diyor. Hazreti Ali Efendimiz cennet kadınlarının efendisi Hazreti Fatıma anamızla evlenirken imkanları kıttı deve ile dağlardan izhir otu sabun gibi kullanılan bir ot. İzhir otu toplayıp getirdi bir Yahudi'ye sattı onunla düğün yeme velime verdi. Ama bu davetlerdeki esas sakınca sünnetlerde de oluyor bu maalesef. Düğün yemeklerinde de hatta iftar yemeklerinde de. Ben de bunu tam soracaktım hocam. Düğün yemekleri Geldin uygun mu? Oraya geldik. Tamam. <gülüyor> düğün <gülüyor> yemekleri evet hocam. olmuş. Bu şekilde olunca Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şerrut ta'am ta'am en şerli yemek yud'a ve yutrakul fukara. Zenginlerin çağrılıp Fakirler. fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeğidir diyor. İftarda da böyle Birçok vakıflar, şunlar bunlar kuruluşlar iftar yemeğe veriyor. Fakir pek yok sofrada. Her gün yiyenler zaten geliyor ve israf oluyor. Birçok şeyler de geri kalıyor. Dolayısıyla bu düğün yemeklerinde iftihar için, yarış için, gösteriş için övünmek, yapmak, için, övünmek için yapmak caiz değil. İlk gün vermek sünnet, ikinci gün adet olabilir, üçüncü gün israf diyor veya gösteriş diyor hadis-i şerifte. Dolayısıyla bunlara da çok dikkat etmek. Bir de maalesef şuna çok üzülüyorum. Davetsiz misafirler oluyor. Ben yine. onu soracaktım. <laughs> Soracak mıydınız? <muydur>? Evet. <laughs> İsabetli olmuş. Davetsiz misafirler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Davetsiz olarak Düğün yemeğine giden kimse Hırsız olarak girer gaspçı olarak çıkar Hem kul hakkı yemiş oluyor Aynen. Haram Aynen. yemiş oluyor Hatta Efendimiz Aleyhisselam Vesselam Fiilen bunu göstermiş Bir sahabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Arkadaşlarından 5-6 kişiyi davet etti Giderken birisi onlara takıldı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Varınca ev sahibini çağırdı bu arkadaşımızı biz çağırmadık. Kendisi bize takıldı geldi. Eğer izin verirsen yemen yesin. Vermezsen dönüp gitsin dedi. Ve o düğün davet sahibi de ya Resulullah yememiz fazla var. Yemesine müsaade ediyorum. Yesin diye müsaade Aslında etti. Efendimizin yaptıkları hepsi bize örnek değil Aynen tabii zaten. Sizde Allah Resulü'nde en güzel örnek var diyor ya ayet-i kerimede. Bir zamanlar bunu e, eski sanayi vaazda baya bir ciddi üzerinde durdum. Çıkınca ustanın birisi dedi ki hocam dedi kart bana geldi dedi 6 kişiyi çalıştırdığımı götürme hakkım yok mu dedi. <laughs> Dedim üzerine yazmış mı zarfın? Çalışan falan da falan da falan da gelsin diye. Yo dedi. Nereden aldın bak? hakkı? Öyle Veya ]yse. şöyle bir şey yapsa e, usta ve çalışanları dese amin. Öyle dese ile kurtarır. fakat hiçbir şekilde Hatta bir arkadaş, başka bir arkadaşı, hadi ben davetliyim götür. Sen de gel. Yok böyle bir şey. Hatta öyle duyduğumuz şeyler de var, siz de duymuşsunuzdur. Bu şekilde davetsiz gelenlerden dolayı davetli misafirlerin aç kaldığı düğünler oldu. Maalesef. Maalesef. Düğün sahibi perişan oldu. Değil mi? Bu katiyen caiz değildir. Aynı şekilde bir düğünle ben de karşılaştım. Biz o taraflardaydık. Biraz erkence vardık orada oturalım iki defa gidip gelmeyelim diye. E, dört kişi geldi. Oturdular. Daha bir saat var şeye. Ya, kimse yok. Nerede düğün? Neye gelmiyor falan? Dedim sizin kartınız yok mu? Düğün saat düştü Öyle mi ya kartlar unutmuşuz falan dediler. Şey olduğu belli oldu. Ya. Davetsiz o. misafir oldukları. Birisinin de Karaman'a gidecekmiş trenle. Onu da getirmişler. Karnını doyuralım da öyle gönder. Babayın çiftliğinden doluyoruz. Doluyoruz. <laughs> Gidelim. Evet. O, o, da tedirgin olmaya başladı şimdi. Saat 10 dakika kaldı. Dedi kalkın beni götürün şeye yetiştirin dedi trene. Tren kaçacak. Gittiler. Yani çok ayıp bunlar. Doğru değil. Davetsiz olarak gitmek caiz değildir. Ve de davetsiz gidiliyor. Yemeği yiyor. Yedikten sonra abi yemeğini yedin. Bak haberin olsun. Hakkını helal et. İş bittikten sonra. <laughs> İş bittikten sonra hocam. Maalesef. Bir de bu şeylerde davetlerde şu hatalar oluyor. Hani az önceki hadiste şerli yemek olarak tarif edilen zenginlerin çağrıl, fakirlerin çağrılmadığı davetler olarak tarif ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Zenginlere ayrı statü. Onlara yemeklerden torpilli oturdukları yer torpil bunlar doğru değil toplum içerisinde sünnete uygun da değil. Herkes aynı şekilde hareket etmek gerekir. İsraf zaten son derece var. 10 kişi masada var. Kimseye sormadan bir kişi bir daha getir diyor. Sadece etler alınıyor geri kalan dökülüyor. Dünya üzerinde bir aç varken ben karnımı doyuramam diyorum öyle Hazretleri. Ya. ya. Şimdi nerede bu? O kadar israf. Hatta bir atasözü gibi bir şey de uydurmuşlar. Düğün evinde bir kepçe tutanın olacak diyor, aşk kalman diyor, torpil istiyor. Bunlara mani olmak lazım maalesef. Hatta bazen, özür söylüyorum bunu, hocalarla ilgili uydurulan fıkralar da var biliyorsunuz. Hocaların çok yer gibi bir düğünde masada oturuyoruz, yemek başlamadı da. Oradan işlerden birisi beni görünce, diğerleri hocam falan deyince, ayaktaki hizmet eden delikanlıya dedi ki bizim masada hoca var dedi. Bize torpilli getir dedi. İsteyeceksen kendine istedim. Ben e kalkar şey. giderim burada yemem de bu. Sizi kullanıyor değil mi? Yemeği. Bir daha da böyle bir şey söyleme dedim. Seslenmedi. Bir defa geldi yemek. İkinci gelmedi amin dedim ben de. Dua ettim dedim başka yere götürün burası doydu. Başka da adam. <laughs> Bunlar da doğru değil. Yemekte bir adab, bir edeb, davetin bir adabı, edebi. Ta baştan oraya dönecek olursak, Allah'ın emri, Peygamber'in kavli dediğimiz törenler, düğün davetleri, türküler, şarkılar, eğlencelerin hepsi abartırmadan bunlara uygun olacak. Yarışmalar olsa, Türk e, e, müziklerinden, müziklerinden olsa, klasik müziklerden e, olsa, sözleri böyle acayip olan şeylerden değil. Bir de salonlarda kadın erkekler karışık oynamaları caiz değildir. Buna da dikkat edin. Kadınların ayrı yerde eğlenmeleri, erkeklerin kendi aralarında eğlenmeleri sünnete uygundur. Bir de şu var Harun Hocam. Maalesef bu şekildeki bir takım haramların işlendiği eğlenceler görülünce bazı İslami hassasiyeti fazla olan Müslümanlar da düğünde mevlüt, doğumda mevlüt, ölümde mevlüt, askere giderken mevlüt, çocuğa isim korkan mevlüt. Öle evinde oynanır, düğün evinde. Düğün evinde oynanır, ölü evinde alanır mı diyorlar. Evet. Şartlarına uygun olarak böyle olmaz. Birisi ifrat, birisi tefrit. Birileri tamamen bu eğlenceyi yasakladı. Uzun konuşmalar, vaaz nasihatlarla düğün yapmaya çalıştı, bıktırdı bir bazı nasihatın faydalı olabilmesi için oraya gelenlerin dinleme pozisyonunda gelmesi lazım. Keşke e, bu konuşmalar bile eğlendirici olsa, güldürücü olsa, neşe verici olsa, bir takım gerçekleri e, anlatma durumunda olsa, öyle bir e, durum ben de yaşadım. Bir düğüne çağırdılar, tabii Türkücüler de benden önce gelmiş. Sahneye çıktım. Türkücü dedi ki hocam çabuk ol dedi. Hayır ola dedim. Çabuk duayı yap git dedi ben bunları oynatacağım dedi. <laughs> ben de, ver bakayım dedim şeyi. Mikrofon. Mikrofonu aldım. Sayı misafirler Türkücü bana diyor ki çabuk duayı yap git. yap git ben bunlar oynatacağım diyor dedi. Gülüşme çöktü. Yalnız dedim ben yarım saat konuşmayınca dua yapma böyle bir adet var deyince... Başlar neydi? Anlarını çattılar. Dövecek gibi. <laughs> Kardeşim, burada konuşacaksak biz öyle evinde konuşur gibi konuşmayacağız. Hem eğlendireceğim, hem biraz bazı gerçekleri Tevessüm anlatmaya ettirir. çalışacağız. dedim. Konuştuk, biraz açıldılar neşeleri. Yarım saat hemen doluyordu. Keseceğim, kesecektim. Erkek tarafında kelli felli, takım elbiseli, dede olduğunu tahmin ediyorum damadım. Çıktı. Ben bitirdim. Hoca efendi hakkını helal et dedi. Helal olsun ama hayırdır nedir dedim. Ben yarım saat konuşmadan dua etmem dediğinde çok kızdıydım. Ama hem bizi eğlendirdiniz esprilerle hem de birçok gerçekleri öğrendik. Allah razı olsun az daha devam edemez misin dedi. Yok dedim ben yarım saat söz verdim yarım saat. Dedi. Sözümüzde dedi. Dedi. İşte keşke bu şekilde olsa ama uzun uzun cuma konuşmaları gibi veya cenaze konuşmaları gibi konuşmalarla olur. başka bir nişana gittim meydanlar gelmiş millet uyuyor. Oraya adam e, gelirken başka huzurlarda gibi. Ha, eğlenceler sünnete uygun, haramlardan sakınarak, kader erkek değil. işkiye, işrete, e, işki meclisleri gibi birtakım günahlara şeyitmeden, girmeden mahremiyeti riayet ederek eğlence caiz. Bunları da yasaklamak bu şekilde ne oluyor? Tefrit oluyor. Öbürü de ifrat yapıyor. Biri sınırı aşıyor, biri de tamamen yasaklıyor ölevine çeviriyor. Hatta bir hocadan dinlemiştim. İlk defa hoca olduk diyor. Daha daracıkta pek bir şey yok. Bir salon konuşmasına çağırdılar diyor. Orada diyor cehenneme sokup çıkarmaya başladım diyor konuşur diyor. <laughs> kadınlar tarafından ağlamalar geliyor diyor. Ayrıymış şeyde. Yani kadınlar bir tarafta erkekler burada. Öyle olması lazım aslında. Ve erkekler tarafına sıra etti. Baktım ağlama çoğalınca diyor. Ben de diyor fazla uzatmadım kestim. Hayırlı olsun diye gittim diyor. Ağlama biraz daha devam etmiş. İşlerinden birisi demiş. Biz niye ağlıyoruz demiş. Başka biri de demiş, neye ağlayacağız? Bir hoca geldi, bizi cehenneme koydu. Ondan <laughs> ağlıyoruz demiş. <gülüyor> <gülüyor> falan. İşte buna uygun yapmamız gerekir. E, netice olarak şunu söyleyebiliriz. Aslı saadette koşu yapılarak, hatta e, erkeklerin e, aykırı değil, düzenli eğlencelerini kadınlar da izleyebilir. Karışık değil ama o şekilde. Ama karışık oynamalar e, caiz değildir. Zaten işki vesaire meclislerinde o şekilde olması Caiz değildir. Çünkü aile kutsal bir müessesenin temellerinin atıldığı andır o. Haramlarla başlarsa aile uzun soluklu devam etmeyebilir. Bu şekildeki eğlencelerden de mahrum edilirse tamamen yasaklanırsa o da doğru değildir. Arada sünnete uygun eğlence de olacak, defte çalınacak, sözlü sazlı da olacak ama Allah'ın takdirine rızasına uygun, sünnete uygun olarak yapılması gerekir. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Son sözünüz varsa alalım. Allah razı olsun böylece kardeşlerimize bunları tavsiye edelim. Maalesef yeni nesil taklit artık her şeyin önüne geçti. Ben şuna şaşırıyorum. Geçen gün bir nişana gittik. Damat ayakkabıyla oturuyor. Biz çorapla oturuyoruz. Ayakkabıyla eve girmeyi ben Avrupa'da görmüştüm. Hatta polis geliyordu kontrol için. Ben diyordum biz burada namaz kılıyoruz. işaret ediyordum. Ayakkabıyı çıkar çıkarttırıyordum. Ama şimdi içeriye giren damadan ayakkabısını çıkarttıramıyorsunuz. Ya şunu çok üzülüyorum. Gavur Müslüman'ın adetini alıyor mu? Almıyor. Yaşıyor mu? Yaşamıyor. Niye biz gayrimüslimlerin adetlerini bu kadar kolay benimsiyoruz? Bu kadar... Olmazsa Hayat. olmaz şeklinde görüyoruz. Birçok aileler, nişanda, düğünde bozulmaları da bu adetlerin icra edilmediğinden oluyor. Kardeşlerimiz bunları yapmasınlar. Allah'ın emri, peygamberin kavli diyerek başladıklarını sonuna kadar gerek düğünde, gerekse hayatlarının diğer kalan kısmında Allah'ın emrine, peygamberin kavline, Kur'an'ın emrine uygun olarak yaşayalım, yaşatalım ve bu şekilde dünyada ve ahirette cennet hayatını görelim inşallah. Diye. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli KON izleyicileri yine bir rahmet iklimi programının sona geldik. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimiz olsun. Geceniz hayır olsun. Allah'a emanet olun. Sü lisan ettiysek affola. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve bereket.